Herkese merhaba. Bugünkü videomuzda 1. Dünya Savaşı kalıntılarından tarih öncesi virüslere kadar buzda donmuş halde bulunan en gizemli keşiflere bakacağız. Hadi başlayalım. Birinci Dünya Savaşı'ndan kalıntılar. İtalyan Alplerindeki eriyen buzlar, 1. Dünya Savaşı'na ait çok ilginç kalıntılar ortaya çıkardı. Scorluzzo Dağı'nın tepesinde 3048 metre yükseklikteki bir mağarada Avusturya-Macaristan ordusunun askerleri ahşap kışlalar kazmışlar ve burada İtalyanlara karşı savaşmışlardı. Öyle ki savaşa Beyaz Savaş adı verilmişti. 100 yıl sonra Beyaz Savaş'ın kalıntıları nihayet buzdan çözülüyor. Arkeologlar donmuş silahlar, askerlerin geride bıraktığı mektuplar ve hatta buzda mükemmel şekilde korunmuş günlükler bulmaya başladılar. Ayrıca 2015 yılında mağarayı ve Scorluzzo'yu kapatan buz tamamen eriyerek araştırmacıların içeri girmesini kolaylaştırdı. Bir diğer yandan savaş bittiğinde sığınak kilitlenmişti ve birçok şey bir zaman kapsülü gibi içeride kalmıştı. Donma sıcaklıkları, açlık ve tabii ki düşmanlarıyla olan savaşları, koşulların onlar için ne kadar zor olduğuna dair bize bir fikir veriyor. Öyle ki bu askerlerin birçoğu hipotermi ve çığlar sebebiyle ölmüştü. Dahası İtalyan Alplerinde giderek daha fazla buz ve kar eridiği için bölgede askerlerin kalıntıları bile bulunmaya başladı. Tarih öncesi virüsler. Rus bilim insanları buzdan oldukça korkutucu şeyler çıkardılar. Bunlardan bazıları eski mamutlar ve unutulmuş kılıç dişli kaplanlar gibi canlılara ait kalıntılardı. Ve şimdi de hepimizi öldürebilecek bir sürü tarih öncesi virüs keşfettiler. Bunun üzerine Rus Devlet Laboratuvarı, tarih öncesi virüsler üzerine bir araştırma başlattı ve bu araştırmalarda eski hayvanların kalıntılarının kullanılmasına karar verildi. Erimiş permafrosttan kurtarılan hayvanlar laboratuvara gönderiliyor ve ardından virüs evrimi araştırmaları için inceleniyordu. Proje, Yakutsk Üniversitesi tarafından 4500 yıl önce ölmüş ve donmuş bir atın dokusunun analiz edilmesiyle başlatıldı. Günümüzde ise mamutlar, köpekler, kemirgenler ve kısacası virüs taşıyabilecek diğer her şey araştırmaya dahil edildi. Öte yandan laboratuvar, yalnızca tarih öncesi paleo virüsler üzerinde çalışmalar yürütüldüğünü iddia ediyor. Ancak gerçeğin tam olarak ne olduğunu bilmenin bir yolu yok. Yani bu araştırmacılar ne bulduklarını bile bilmiyor olabilirler. Daha da garibi, bu laboratuvar, dünyada çiçek hastalığı virüsünü depoladığı bilinen iki yerden biri. Peki neden? Kim bilir? Karda bir UFO. Uydu görüntülerinde bulunanlara göre Antarktika'da bir UFO keşfedilmiş olabilir. Aslında Antarktika, gezegendeki en soğuk ve en çorak yer olduğu için uzaylıların gizli kalmak için burayı seçmeleri mantıklıdır. Kıtanın uydu haritalarına bakan kişi, UFO olduğu iddia edilen aracı ortaya çıkarmış ve keşfi YouTuber MrMBB333'e göndermişti. Görünüşe göre bu sözde uzaylılar eriyen kutup buzullarının kamuflajlarını ortadan kaldıracağını düşünmemişlerdi. Yani Antarktika'nın boş bir arazisinde erimiş buz ve 18,2 metre genişliğinde devasa bir metalik disk bulunduğunu göz önünde bulundurursak, burada durum tam olarak böyle görünüyor. Tabii ki bu üzerinde oynanmış bir video da olabilir. Bu yüzden hemen kesin konuşmamalıyız. Ancak bu haber o kadar yayıldı ki History Channel bile YouTube'da bu olayla ilgili bir video hazırladı. Tekrar belirtmeliyiz ki Antarktika'da bulunan şeyin bir UFO olduğunu kesin olarak söylemek imkansızdır. Ancak üzerinde çalışmamız gereken tek şey bir uzay gemisine aitmiş gibi görünen bu uydu görüntüleridir. Metalik yapının tepesinde yükseltilmiş bir daire, büyük bir gölge ve çok yakın zamana kadar buz olan küçük bir kuru toprak parçası bulunuyor. Aslına bakarsanız insanların bu şeyin bir UFO olabileceğini düşünmelerini anlayabiliyoruz. Öyle ki uydu tarafından yapılan bu keşif cevaplardan çok sorulara yol açtı. Ancak ne olursa olsun insanlar artık Antarktika'ya daha fazla dikkat ediyor gibi görünüyor. Donmuş cep telefonu. Kısa süre önce buzda yapılan mucizevi bir keşif sayesinde iki insanın hayatı kurtuldu. Bu olay 2021 Aralık ayının sonunda yaşandı. Matthew ve arkadaşı Dozen, Kaliforniya'daki Baldy Dağı yakınlarındaki Ice House Saddle'da yürüyüşe çıkmışlardı. Matthew, buzlu yolda dengesini kaybetti ve kaymaya başladı. Arkadaşı ise onu yakalamak için uzandı ancak bu büyük bir hataydı. Öyle ki arkadaşını yakalamak isteyen Dozen da dengesini kaybetti ve bu ikili 45,7 metre boyunca sert buz ve karla birlikte yuvarlandı. Sonrasında Matthew bir ağaca çarparak durdu.
ve tüm uzuvlarının ezildiğini ve korkunç bir şekilde yaralandığını fark etti. Tabii yardım çağırması da mümkün değildi. Yine de pes etmedi. Matthew yerde bulduğu sopadan destek alarak yürümeye başladı ve sopa kazara karda donmuş bir nesneye çarptı. Bu bir cep telefonuydu. Adam telefonu yerden aldığında telefonun şarjı %1'di. Böylece hemen 911'i aradı. Aceleyle konumunu bildirdi ve kısa süre içinde de yardım geldi. Pekala, eğer Matthew buzdaki bu telefonu keşfetmeseydi, arkadaşıyla birlikte dağda ölebilirdi. Şimdi muhtemelen telefonun oraya nasıl geldiğini merak ediyorsunuzdur, öyle değil mi? Mesele şu ki, 3 gün önce başka biri benzer bir duruma düşmüştü. Garip olan aslında bu bölgenin pek de yürüyüş yapılan bir yer olmamasıdır. Çünkü insanlar genellikle Baldy Dağı'ndaki daha popüler bölgelere giderler. Ancak bundan sadece 3 gün önce farklı bir kişi de aynı yolu izlemişti. Sonrasında dağdan aşağı kaymıştı ve cep telefonunu düşürmüştü. Sonra Matthew ve arkadaşı da aynı yere düştüler ve şans eseri telefonu buldular. Dahası mucizevi bir şekilde donmuş telefonun pili hala polisi aramak için yeterliydi. Alın size tesadüfler zinciri. Dondurulmuş teslimat. 27 Aralık 2021'de Rusya'da bir gemi donmuş araçlardan oluşan bir yükle limana ulaştı. Sanrio Roro adlı bu kargo gemisi liman kenti Vladivostok'a vardığında taşıdığı her şey buzla kaplıydı. Hatta geminin kendisi bile buzla kaplıydı. Güvertenin tamamı adeta buz pateni pistine benziyordu ve sanki gemi buzdolabından yeni çıkmış gibiydi. Ancak sıcaklığın -20 derece civarında olduğunu düşünürsek bu kulağa mantıklı geliyor. Öte yandan dünyanın bu kadar soğuk bir yerinde bile donmuş gemi insanların dikkatini çekmişti. Gemideki işçilerse dış kısımlarında 15 santime kadar katı buz bulunan düzinelerce donmuş aracı boşaltmak gibi talihsiz bir göreve sahipti. Hatta buzun kalınlığı ve havanın soğukluğu sebebiyle araçların camları kırılmış ve birçok araba hasar görmüştü. Peki arabalar nasıl bu hale geldi? Nakliye birimindeki bir yetkiliye göre bunun sebebi dalgalardı. Gemi yoldayken aşırı rüzgar, dalgaların kargo ambarına kadar ulaşmasına neden oldu. Ardından nemli deniz rüzgarı ve sıfırın altındaki sıcaklıklar sebebiyle su neredeyse anında buza dönüştü. Ve sonuç olarak gemideki arabaların çoğu harap oldu. Buzdaki diş. Bilim insanları son zamanlarda buz devrine ait inanılmaz bir keşif yaptılar. 2018'de bilim insanları Alaska'da 0,9 metre uzunluğunda yünlü bir mamut dişi buldular. Ancak bu sadece hikayenin başlangıcıydı. Araştırmacılar, izotoplara ve küçük atomlara bakarak dişten alınan 400 binden fazla mikroskobik veri noktasını analiz ettiler. Alaska Üniversitesi'nden Matt Wheeler'a göre bu veriler, soyu tükenmiş canlının tüm yaşamının izini sürme olanağı yarattı. Mamutun yeryüzündeki 28 yılı boyunca gezegeni iki kez çevreleyecek kadar Alaska vahşi doğasında dolaştığı keşfedildi. Bu sonuca nasıl vardıkları ise biraz kafa karıştırıcı. Şöyle ki mamutun hayatta olduğu her yıl dişinde yeni bir katman oluşmuştur. Yani tıpkı bir ağacın ömrünün içindeki halkalarla hesaplanması gibi. Böylece araştırmacılar mamut dişinin her katmanındaki izotoplara bakarak canlının nerelerde bulunduğunu gösteren bir harita çıkardılar. Bir diğer yandan keşfin en şaşırtıcı kısımlarından biri mamut 15 yaşındayken rotasının değişmiş olmasıydı. Araştırmacılar bu mamutun sürüsünden atıldığını ve kendi başına kaldığını düşünüyorlar. Mamut bazen birkaç ay içinde yüzlerce kilometre dolaşmıştı. Ancak tüm yaşamı boyunca kelimenin tam anlamıyla dünyanın çevresini iki kez dolaşabilecek kadar yürümüştü. Bir göletteki geyik. Connecticut'ta itfaiyeciler garip bir şeyler olduğu söylenen donmuş bir göreti incelediler. Walcott Polis Departmanı'na göre Rosninger adında çılgın bir hayvan kontrol memuru donmuş bir gölette mahsur kalmış bir geyik keşfetmiş ve destek için itfaiyeyi aramıştı. Geyik, tehlikenin farkında olmadan göle girmiş, uzun bacaklarının üzerinde kaymış ve sonra kendini tamamen sıkışmış halde bulmuştu. Ve eğer kimse onu kurtarmamış olsaydı, geyik buzu delip aşağıdaki suda donarak ölecekti ya da belki de uzun süre aç kalıp can verecekti. Neyse ki itfaiye harika bir iş çıkardı. Bir kurtarıcı geyiği korkutmamak veya göletin yüzeyini kırmamak için buzun üzerinde çok yavaş bir şekilde süründü. Daha sonra geyiği bir ipe bağladı ve yavaşça sert araziye geri sürükledi. Serbest bırakıldıktan sonra geyik bir teşekkür bile etmeden yakındaki ormana kaçtı. Bu hayvanın bir daha göle yaklaşmak istemeyeceğini söyleyebiliriz, değil mi? Antarktika'da kurtarma görevi.
Normalde amacı insanları kurtarmak olan bir Çin buz kırını mahsur kaldı ve deyim yerinde ise işler tersine döndü. Birkaç yıl önce, Aralık ayında bir Rus teknisi kalın buz kütlelerine takıldı ve tamamen sıkıştı. Antarktika buzuna sıkışan bu akademik Shokarsky gemisine yardım etmesi içinse Çin gemisi Xiaolong çağrıldı ve 52 yolcu helikopterle Aurora Australis adlı 3. bir gemiye aktarıldı. Ardından Çin gemisi buzda manevra yapıp ayrılmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Buz kırandaki kimse ciddi bir tehlike altında değildi. Oldukça karmaşık bir kurtarma görevi başlatılmıştı. Aslında Xiaolong, Rus gemisini kurtarması için çağrılmıştı. Bu yüzden de bu durum biraz ironikti. Yani kurtarma gemisinin kurtarılmaya ihtiyacı vardı. Aurora Australis, Çinli mürettebatında kurtarılmaya ihtiyaç duyması ihtimaline karşı açık suda bekliyordu. Ancak Xiaolong gemisindekiler inatla yardım taleplerini reddettiler ve kendilerini kurtarana kadar orada kaldılar. Evet, gemideki 111 kişinin tamamı öylece beklemeye karar verdi. Mağara aslanı yavrusu. Sibirya kutup bölgesinin derinliklerinde kısmen çözülmüş bir mağara aslanı yavrusu bulundu. Hayvan 28 bin yıldır buzun içinde uyuyordu. Ve buz onu öyle bir mükemmellikle korumuştu ki altın rengindeki kürkü zarar görmemişti bile. Aslanın dişleri ve yumuşak dokusu hala sağlamdı ve bilim adamları hayvanın organlarını bile buldular. Dahası küçük canlının pençeleri hala o kadar keskindi ki dokunan kişiye zarar verebilirdi. Bu yüzden bu aslan eşi görülmemiş bir örnek olarak görülüyor. Rus bilim insanları Sibirya yavrusuna Sparta adını verdiler. Sparta eğer öldürülmeseydi, diğer büyük kediler, dev yünlü mamutlar, kılıç dişli kaplanlar ve vahşi ulu kurtlarla birlikte Rus vahşi doğasında yaşayacaktı. Ancak öyle olmadı. Henüz bir aylıkken bir şey bu yavrunun ölmesine neden oldu. Aslan yavrusunu araştırmakla görevli Rus ve Japon bilim adamlarına göre aslan muhtemelen bir çamura saplanmış ya da buzdaki bir çatlağa düşmüştü. Çünkü bu kadar inanılmaz bir koruma durumuna gelmesi için hayvanın neredeyse anında donmuş olması gerekiyordu. Mağara aslanları tarih öncesi dönemler dışında Afrika aslanlarına oldukça benziyorlardı. Ancak bu aslanların yüksek irtifalardaki yaşama adapte olduklarına inanılıyor. Öyle ki mağara aslanları soğuktan korunabilecekleri kalın bir kürke sahiplerdi. Yani temelde Afrika aslanlarının yünlü halleriydiler. Günümüzde bilim insanları bu eski canlıyı yeniden hayata döndürüp döndüremeyeceklerini araştırıyorlar. Sizce de bu çok garip olmaz mıydı? Pekala, videomuzun sonuna geldik. Bu keşiflerden sizi en çok etkileyen hangisi oldu? Yorumlarda fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.